Herodot'un memleketi Halikarnas balıkçısının cenneti. Kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan merhaba. Bitez enteresan bir yerdir. Belki de kadınların en iyi örgütlendiği yer diyebiliriz. Ben de tam böyle yol üstünde geçerken kadınları böyle toplu halde görünce, hele bir de Nuran Yüksel'i görünce dedim burada bir şey var. Hemen durdum, baktım hakikaten burada bir şeyler yapıyorlar. Sevgili meslektaşım da orada. Burada da bir haber var. Haberin tam merkezindeyiz. Nuran Yüksel bize anlatacak buradaki haberin niteliğini. Hakikaten çok enteresan bir çalışma yapıyorlar ve uzun zamandır yapıyorlarmış üstelik öğrendiğim kadarıyla. Fakat şimdi bütün izleyenlerden izin istiyoruz. Aramızdaki mesafe yaklaşık 2 metre kamerayla Nuran abla arasında. Konuşurken maskesini çıkartabilir. Hem siz Nuran ablanın yüzünde görmüş olursunuz diye düşünüyorum. Evet, aslında bizim maskelerimiz de çok güzel. Kendi arkadaşlarımızın evet. Yaptığı el işi özel maskeler. Evet. Evet, maskemizi de çıkarttığımıza göre abla burada ne oluyor? Evet, şimdi öncelikle bize bu fırsatı verdiğin için sana tekrar teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki biz kadınların her zaman yanında ve desteğindesin. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz şu anda Bitez'in... Çok özür dilerim. Düzce'den izlemeye başlamışlar. Düzce'den selam söylüyorlar siz kadınlara. Onu da özellikle teşekkür ederim. Yani Türkiye'nin her yerine ulaşmış oluyorsunuz böylelikle. Bütün hemcinslerimize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Burası Bitez'in kalbi, köy meydanı ve köy meydanında okulumuzun yanındaki meydan kafedeyiz. Ve çocuklarımıza ve arkadaşlarımıza her zaman hizmet veren meydan kafenin kapılarını bugün okul tatili olduğu halde bizim için açtı arkadaşımız. Aynı zamanda Mahalle Meclisi Yürütme Kurulu üyesi de kendisi. Şimdi Bodrum'da Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin olduğunu hepimiz biliyoruz ve yıllardır bu çalışmaların içindeyiz. Ama örgütlenmenin ve kadın dayanışmasının en sağlıklı yapıldığı yerler mahalleler, köyler ve mezralardır. Bunu da çok iyi bildiğimiz için gerçekten kadın dayanışmasının bu ülkenin aydınlığı ve kurtuluşu açısından şart olduğunu düşünen ve o yolda çalışmalarını sürdürmeye çalışan birisi olarak artık emeklilik de kenara çekilmektense yine bulunduğumuz alanlarda, mahallelerimizde bir şeyler yapmamız gerekir diye biz Bitez Kadın Mahalle Meclisi'ni oluşturduk Kent Konseyi çatısı altında. Pandeminin ilk başladığı aylarda kurulmuştu. Araya pandemi falan girince biraz uzak kaldık tabii. Fakat serbestliğin artmasıyla Haziran ve Temmuz ayında çalışmalarımıza başladık. İlk çalışmamızda yine acaba biz ne yapabiliriz, nasıl daha çok kadına ulaşabiliriz ve onları daha ayakta durmalarına yardımcı olabiliriz düşüncesiyle aylık toplantılarımızda birer atölye çalışması yapalım kararı aldık. Ve ilk atölye çalışmamızda yine su kabağı işlemeciliği üzerine Ağustos ayında 3 günlük bir kadın meclisinin çatısında bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Gerçekten burada arkadaşlarımız çok güzel su kabağı işlemesini öğrendiler. Ve öyle ki hatta ekonomik katkıya girdi sağlayabilecek şekilde geri dönüşümüyle ilgili düşünceleri artan kadın arkadaşlarımız oldu. Bu bizi güçlendirdi. Arkasından ne yapabiliriz dedik öbür ay. Bu sefer makrome düğümlerini öğrenme tekniklerini içeren bir atölye çalışması yaptık. Ve bu çalışmalar bu şekliyle devam ederken en büyük eksiğimizin şimdi yaklaşan kış aylarıyla da her zaman olduğu Bodrum'da da bu büyük eksiklik kapalı bir alan olmaması bizi çok üzüyor ve eksik bırakıyordu çalışmalarımızı. Derken madem Bitez'de oturuyoruz, Bitez'deki acaba yerel yönetimimize ait ya da devlete ait
boş alanlar var mı diye araştırırken benim eskiden beri bildiğim ama bir türlü yerel yönetimlerin önceliği haline getirilemeyen bir arsa, sevgili eczacı Yücel Zila'nın Bitez köy içerisinde belediyeye kültür ve sanat alanı yapılması koşuluyla tapuya işlenmiş alanın olduğunu zaten biliyorduk ve hemen dosyalarımızı hazırladık meclis olarak, kadın meclisi olarak. Başkanımız Ahmet Aras'la birlikte görüşmelere gittik ve büyük bir heyecanla ve coşkuyla karşıladı bizi. Buranın en kısa zamanda bir kadın kültür evi, kültür evi kadın demeyeyim, gençlere, çocuklara, özellikle kadınlara yönelik alan, çalışma atölyelerinin de olduğu bir mekan haline getirilebileceği sözünü bize verdi. O alanda bağışçıların isimlerini yaşatan güzel bir kültür sanat atölyeleri kapsayan bir alan olacak. Harika. Bu bizim meclisimizin Bitez'e de bir armağanı. Bitez'e değil, bütün Bodrum'a bir armağanı. Keşke bütün her mahallede bu tür alanlar yapılabilse, Eskişehir örneğinde olduğu gibi diye düşünüyorum ve hayal ediyoruz. Bir ikinci aldığımız karar da mahalle meclisi olarak Bitez'de, Bodrum'da daha doğrusu yaşayan kadın hareketinin önderleri arasında isimleri olan çok kıymetli insanlarımız var. Ve Bitez'de de çok kıymetli bir dostumuz, yol arkadaşımız, büyüğümüz, kadın hareketi önderlerinden sevgili Şirin Tekeli Bitez'de oturdu çok uzun yıllar. Ve onun yaşadığı sokağa adının verilmesiyle ilgili bir talebimizi ilettik. O da sanıyorum bu ayki meclis toplantısında gündeme gelecek. Bunun da haberini aldık ve gerçekten çok mutluyuz. Çalışmalarımız böyle daha sürecek. Gerçekten etkileyici ve her mahalleye de örnek olsun. Sonuçta genişleme ve modernizm mahallelerden başlayacaktır. İşte kadınlar bir araya geldiklerinde her zaman olduğu gibi üretiyorlar, yaratıyorlar. Bize de bunu göstermek düşüyor. Evet. Elinize, emeğinize sağlık. Evet, aydınlık yarınlarımızın güvencesi kadın kılcal damarlarını bir ağ gibi her yere sarmak diye düşünüyoruz. Müthiş. Ve bundan sonra da torunlarımızın özgürce yaşayabileceği bir dünya için kadınlar dayanışma içerisinde olmak zorundayız. Hangi görüşten, hangi düşünceden, hangi fikirden olursa olsun kadın ve ana olma sorumluluğuyla Bitez Mahalle Meclisi'nde tüm arkadaşları, kadın dostlarımızı birlik ve dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz. Böylece Bitez'de yaşayan bütün kadınlar mahalle meclisimizin doğal üyesidir aslında ve bütün diğer mahallelerde de yaygınlaşması en büyük temennimizdir. Evet, dileriz öyle olsun diyorum ve söyleyecek çok fazla bir şey yok. Son söz olarak kadınlar olmadan asla. Asla diyoruz. Dedik ya Bitez çok farklıdır. Evet, Bitez'in bir farklılığı da muhtarının kadın olması. Zaten Bitez'e de bu yakışırdı. Zaten beşi bir yerdiler. Bodrum'da bu çok önemli. Ben hep o başlığı atıyorum. Beşi bir yerde diye. Sonra ulusalda da hep benden onu alıyorlar ve beşi bir yerde muhtarlar diye Bodrum'da paylaşıyorlar. İşte beşi bir yerdenin bir tanesi Bitez mahalle muhtarı. Dediğim gibi aramızdaki mesafe 2 metre olduğu için muhtarım sen de çıkartabilirsin konuşurken en azından maskeni. Sen çıkartma abla. Evet, önce seni tanıyalım. Neler yapıyorsun şöyle bir soralım. Artık 2 yıldır bu görevdeyim. Beni tanımayan olduğunu düşünmüyorum, mütevazi olamayacağım. Çünkü herkesin kapısını çalıp halini hatını sormaya çalışıyorum. Soramadıklarım varsa da kusura bakmasınlar, yoğunluktandır. Malum pandemi dönemindeyiz. Yoğunuz. Bitez yaşayanlarındanım. Bitez'de yaşayan bir kadınım. 25-26 yıldır Bitez'de yaşıyorum. Bitez'i çok seviyorum. Bitez'in kadınlarını çok seviyorum. Onlarla çalışmak beni çok mutlu ediyor. Onların desteğini görmek beni çok mutlu ediyor.
Ayrıca erkeklerin de arkamda destek olduklarını bilmek beni çok 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 daha mutlu ediyor. Harika. Böyle yoğun günler yaşıyoruz. Herkesin anlayışına ve desteğine ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Sadece ben değil, bütün muhtarlarım için bunu dile getirmek istiyorum. Herkesten anlayış bekliyoruz, destek bekliyoruz. Gerektiği yerde de yardımlarını rica ediyoruz. Harika. Siz tabii farklı bir yer olduğunuz için yine kadınlar bir araya gelmişler, projeler üretiyorlar. İki tane atölye yapılmış, şimdi Nuran abla anlattı. Ve yeni de bir proje var ki Eczacı Yücel Zivan'ın o bağışladığı yer bir kültür merkezi haline getirirsin. Eğer onu da başarabilirseniz ne mutlu size diyeceğim. Evet, bence de öyle. Bu proje benim ilk başlarda seçime girdiğimde de aklımda olan bir şeydi. Nuran ablanın da teşvikleri ve çabalarıyla gündeme geldi. Başkanımızdan böyle güzel bir haberin sözünü aldık, müjdesini aldık. Bu bizi çok mutlu etti. Vites Kadın Meclisi ile birlikte hep beraber bunun oluşması, tamamlanması için var gücümüzle çaba sarf edeceğiz hep beraber. Umarım güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Evet, ben de kesinlikle güzel bir şey olacağına inanıyorum. Bodrumlu kayıkçıların deyimiyle bitirelim, bu denizcilerin deyimiyle bitirelim programımızda o zaman. Purvanız Neta, rüzgarınız kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.